Süleyman. David Fincher mı? David Cronenberg mi? David Lynch mi? Lynch'i çok anlamıyorum sanırım. Fincher'i biraz fazla popüler buluyorum. Geriye sadece Cronenberg kalıyor. Yeraltı edebiyatı hakkında ne düşünüyorsun? 6:45 geçen bir hafif cinsellik ve ayrıntıda gizli bir şeyler bence. Hiç kaza yaptın mı sen? Şeyde bir kere yaptım, Mardin dört yolunda. Kamyonla yaptım. Erotik değildi. Radyatör patlayan bir şey mi? Valla söz konusu olan Cronenberg ve Ballard'sa her şey her an patlayabilir. Hatta böyle bir lastik patlaması gibi de rahatsız eder insanı yani. Müthiş edebi bir zekayla şahane sinemasal bir zeka birle çarpışırsa ne olur peki sence? Adam iyi edebiyatçı olmadığı için sinemacı oldu. Ola ki çarpışırsa herhalde Big Bang gibi bir şey olur. Son cümlen? Kaza yaşamın cinsel organıdır. Bir trafik kazası ve hayatları tamamen değişen evli bir çift. Tanıştıkları yeni insanlar, araba kazaları ve dikiş dikiş yaralar. Varoluşun beden üzerinden anlatıldığı ve estetik değerlerin yeniden inşası. Crash, seyirciye yepyeni bir deneyimin kapısını aralıyor. Yönetmenliğini Kanadalı aykırı yönetmen David Cronenberg'in yaptığı Crash, 1996'da Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülünü alır. Kontağı çevirmeden önce bir kez daha düşünün. Türkçe'ye çarpışma olarak çevrilen Ballard'ın kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından basıldı. Tercümanı Nurgül Deveci. Dizisi Yeraltı Edebiyatı. Crash, yeraltı edebiyatının neresinde? Tam göbeğinde. Ballard Calvino'ya ne kadar benziyor? O hattın mirasçısı mıdır? Yoksa onunla da çarpışmayı göze alıp yeni bir infilaka mı sebebiyet verir? Kesin olan Ballard mühim bir yazardır. Ve çarpışma, Yeraltı Edebiyatı dizisinin başucu kitaplarındandır. Calvino'ya ve cansevere selam olsun. Merhaba, Keçioğlu'na hoş geldiniz bu haftada. Mehmet Müfit'in dizeleriyle gene açıyoruz. Eriklere mi dalalım, dutlara mı diye. Crash vardı bir F bir K'de. Sevgili dostum Süleyman Sertkaya ve konuğumuz Pelin Batu hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok güzel. İşte bence ben bayılıyorum bu dizelere Mehmet Müfit'in. Şey, eriklere mi dalalım, dutlara mı? Beraber daldık, dutlara dalmıştık. Sizin hiç oldu kara peki mı, beyaz mı? İkisine de daldık sanırım. İkisi de. Ben kara duta çok bayılırım ve çocukluğumda Ankara'da bir dut ağacının altında hep böyle her tarafı mosmor olana kadar dudakları eller. Çok severdim ama beyaz dut sevmem. Ha, erik değil dut o zaman dize tercihi, onu anladık. Aynen. Tamamdır. Mehmet Müfit'in de onu hep söyleyeceğim, unutuyorum. Toplu şiirlerini bastı Yapı Kredi. Yani bizim şiirlerinden girişte alıntı yaptığımız Mehmet Müfit'i 80 kuşağının bir dönem susmuş, sonradan nihayet tekrar şiir yazmaya başlamış bir şairidir. Onu da söylemiş olalım. Yapı Kredi yayınlarına da verdiği izinden ötürü, ya en azından şimdiye kadar bize bir şey demedikleri için teşekkür ederiz. Çocukluk deyince ben hemen, Ankara ve çocukluk deyince çok karışık bir çocukluk var. Nerelerde geçen, nerelerde ve dil meselesi de oradan sanırım açılacak. Nerede hatırlıyorsun ilk kendini çocuklukta? Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs olan. Kuzey Kıbrıs. Zaten ilk biz oraya gittik ve ayrılmıştı. İlk 5 yılım orada geçti. Sanıyorum o yüzden hep böyle adaları olan bir merakım vardır. Hala da böyle ben bir adada yaşasam, kendimi hep bir adacık yapma ya da ada kurma ya da bir adaya göç etme gibi hayallerim vardır. Sanıyorum insanın ilk çocukluk yıllarında
tat olarak, hava olarak, ruh olarak bir şeyler yerleşiyor ve kalıyor. Bende de ada mevhumu kaldı. Su ve çocukluk. Kaç yaşlarınızda o tekabül ediyor? 4-5? İlk, yani 1 yaşında gittim, 5 yaşına kadar oradaydık. 5 yaşına kadar. Ama bir sonra bir sürü bir geldi şeydir. İşte. Bende her zaman sanki tamam bir kaçış karşılığı da var. Bu bir kaçış değildi ama sanki bir varıştı sizinkisi. Ya benim için hala hiçbir zaman kaçış gibi gelmez. Mesela ben işte bazen haftada bir, bazen denk getiremiyoruz ama Eşber abiyle, Eşber Yağmur Değerli ile tavla oynarız ve işte nargile adada. Ve adada. Mesela dün gelecekti ve tavla oynayacaktık ama Lodos'tan dolayı gelemedi. Adanın öyle tarafları var. Evet, bazen mahsur kalabiliyorsun ve hareket edemiyor biliyorsun. Ama o da benim hoşuma gidiyor. Çünkü adalılar, yani dünyanın pek çok adasına gittim. Hepsi sanki bir millet gibi. Yani bu Malta'da olabilir, Küba'da olabilir, Kınalı'da olabilir. Fark etmiyor. Bir adalı psikolojisi var sanıyorum ve onlar böyle bir taraftan dışarıdan bakılınca sinir bozucu ve şey olabilirler, hani biz. Bir de niye bu kadar rahatlar değil mi yani? Hani evet, böyle bir lakaytlık var, o çok kıskanıyorum. Zaman gibi böyle sanki böyle genleşmiş bir zaman var, böyle hani kasaba gidersin 3'te geliyor o falan. Arkadaş evet. Ama yani et alacağız falan yok. Böyle i̇şte belki adamlık. Onu da özlüyoruz. Çünkü şu anda yarış atı gibi sürekli oradan oraya koşturmak, yetişmek. Ya böyle bir gereksiz gerginlik. Oysa adada hani illa da arabasız ada olmak zorunda değil. Mesela ben Sicilya'ya gittiğimde herhalde Avrupa'nın en sinir bozucu trafiği orada. Hatta orada bile şey denemişler. Hani çift haneli, tek haneli plaka ki trafiği kontrol etsinler diye, ama bunun üzerine ailede hani iki araba, yani herkesin iki arabası var. İki araba alıyorlar. Hiçbir şey değişmiyor. Ama yani mesela oradaki trafik durumuna rağmen yine bir genel rahatlık vardı. Yani ben bilmiyorum. Belki de benim genel sempatim adaya karşı. Demek ki Sicilya'da slow yaşam yok aslında. Yani adaların o slow yaşam... Ya Palermo'da yaşam yoktu. Ama mesela Taormina gibi yerlere gidiyorsun. Tam ortaçağ kasabaları gibi. Orada bayağı bir slow bir hal var. Bir de bir şey daha var Sicilya ile ilgili. Orada ucuz. Hani bir dolara bir mağara alan bir adamın hikayesi vardı ya Sicilya'daydı. Öyle mi? Evet. Sicilya'ya gidiyor bir mağarada bir dolara mağara alıyor Sicilya'da. Bu adam mağarayı olağanüstü bir eve çevirip bir yerden sonra turizme açılıyor orası. Sırf o adamın mağarasını gelip görmek için. Mağara satın almak da şeymiş ama. Bir dolar almışlar. Lüks yani. Ne yaptın bu yaz bir mağara satın almış. Mardin'de alıyorlar ama. Mardin'de de var gerçi, evet. Bu dil mevzuyla ilgili, hani bizim dilde mihman olmak, dilde misafir olmak diye programın adını koymamızın sebebi de o. Şimdi iki tane şey, yakın zamanda bir tane kitap çıktı Everest Yayınları'ndan. Haberim yokmuş gibi davranıyorum. Saçma oldu biraz tabii. Neyse. Everest'in altını çizmen çok güzel oldu. Yayın evinin adını söylemek lazım tabii. Bir tane Kayıp Şeyler işte. Divanı. Penning Batu'nun son kitabı. Süleyman'ın İngilizce telaffuzu daha iyi olduğu için ona bırakıyorum esas adını kitabın. Ben de okuyayım o zaman. The Divan of Lost Things diye. Gayet şahane bence. Selahattin Özpalabıyıklar yaptı hem editörlüğünü hem de yanılmıyorsam çevirilerde de yardımcı oldu. Ya ben şöyle, şeye çok hoşuma gitti. Yani o kadar zevkliydi ki Selahattin'le ilk kitapta da, pardon lafınızı kestim bu arada da, ilk kitabımda da çalışmıştım. Benim için kitabın en zevkli süreci. Çünkü ilk defa hayatımda yani baştan sona ben çevirdim bunu. Ama çevirdikten sonra Selahattin'e gönderdim. Selahattin olacağını bilmek beni müthiş rahatlattı. Şimdi oturuyoruz Selahattin'le bir kafede. Bir şiir değil mi? 3 saat falan sürebiliyor. Çünkü mesela bazen pek bir şey değiştirmiyoruz. Ama örnek, en somut örneklerden bir tanesi olduğu için sahil ve kıyı. Şimdi çünkü İngilizcesi shore kelimesi kullanılıyor orada. İkisi de olabilir. Kıyı olunca çok daha uçta, sanki böyle hani bir uçurumun kenarında olma durumu, daha melankolik, daha tenha. Sanki evet tenha. Oysa mesela
sahil deyince daha böyle sayfiye, hani kum, sayfiye, güneş, çocuklar, eğlence falan gibi bir şey geliyor. Şimdi mesela bunlar üzerine saatlerce konuştuk. Selahattin en sevdiğim taraflarından bir tanesi benim gibi etimolojiye meraklı. Dolayısıyla mesela orada bazı kelimeleri ben daha Arapça ya da Farsça kullanmıştım. Hmm. Selahattin onları direkt Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi mesela bunlar üzerinde de bayağı didiştik. Himmetinden sual olunmaz Özpala bıyıkların, bilemiyoruz ya, yani. Ama mesela şöyle, şimdi tabii mesela, var mıydı emin değilim ama ben sergüzeş kelimesini çok severim, macera. Şimdi mesela sergüzeş kelimesi kullanıp bu burada çok fazla olmuş deyip onu maceraya döndürmüş olabilir. Hmm. Bunun gibi şeyler oldu. Biraz sakinleştirdi ve sadeleştirdi. Şimdi bir yerde şey, hayatımda inisiyatif diye bir şey vardı. Ya ama hani ona işte müdahale edemiyorsun da. Ben şeyi çok sevdim. Hani bu kitapta çok orta çağdan, hani kapak da çok şahane. Ben çok sevmiştim kapağı. Orada zaten Pelin Batu çizimleri onlar. Siz mi çizdiniz bunu? Şöyle ortadaki o eşek kafalı papa Lukas Cranach'ın resmi. Ben bunu yaparken hakikaten böyle orta çağlardan bir figür istiyordum. İşte baktım, bunu buldum. O diğer çizimler benim. Çünkü kitabı dörde ayırıp o dört bölümün sembolü olarak kullanmak istedim. Ama evet, orta çağlar bayağı evet, var çünkü orada. Çünkü Dante'de görmüştüm ben bunları. Ondan sonra hiç yani dönüp bakmayınca eline son zamanlarda bir kitap alıp çat diye, ortasında da var çünkü resim. Görünce bir şaşırmıştım, hani acaba bu devam edecek mi diye. Ama işte sinir bozucu bir durum var şimdi. Şöyle sinir bozucu bir durum. Yani bakıyorsun mesela işte müzikte biliyorsun, piyano çalıyorsun. İşte kitapta bir şey var, resmi de o çizmiş. İşte bir ya akademik olarak bir şey yapmamıştır diyorsun, doktorası var. İşte ya ne anlar bilmem ne diyorsun işte... televizyon programı da yapıyor. Böyle bir sinir bozucu bir durum var. Anladığım kadarıyla insanların çok küfür etmesi de bir bölümünün hani şey mi acaba, bir tuhaf ulan bütün bu meselelerde gustosu olamaz herhalde şey mi? Ya, emin değilim ama mesela bak Zeki Demirkubuz bazen film yapınca işte hem görüntü yönetmeni, hem oyuncu, hem yönetmen, hem bilmem ne, hem prodüktör, öyle bir şey olunca insanlar bilmiyorum, en azından benim tanık olduğum kadarıyla bu adam da her şeyi yapıyor falan gibi bir yaklaşım çok saldırmıyorlar en azından. Evet. Ama mesela ben bu kitap meselesinde ya evet kapağa müdahale şimdiye kadar neredeyse bütün kapakları ben yaptım. Çünkü hakikaten bir kitap düşünürken bütün olarak düşünüyorum ve İngilizce'de bir deyim vardır, don't judge a book by its cover, yani kitabı kapağına göre yargılama diye. Bence o çok yanlış bir şey. Gerçekten de kitabın kapağı bir intro, bir açılış ve sizi davet ediyor ya da size bir şey söylüyor, bir şey fısıldıyor. İstemediğim bir kapakta olmasını da istemem haliyle. Dolayısıyla evet, belki de bu control freaklik, böyle hani her şeye müdahale etme durumu. Ama yani daha önce yaşadığım için biliyorum, filmlerde de olmuştur. Senaryo geliyor. Kağıt üzerinde çok güzel duruyor. Sonuç materyaline bakıyorsun, hiç öyle bir şey olmuyor. Orada kontrol bende değil. Ama burada en azından bende, kontrolün olduğu yerlerde de en azından şansımı kullanmak istiyorum. Bizim programda çok şenlik var. Az önce de söyledim ya, aralara bir şeyler girecek. Şimdi sanırım birinin en azından zamanı geldi. Günah keçisine gireceğiz şu anda. Bir mola veriyor. Günah keçisi. Biz geçen hafta da günah keçisini ve iki haftadır günah keçisinden söz ediyoruz ama hiçbir zaman günah keçisinin deyim anlamında kullanmadığından bahsetmemiştik. Biz bildiğin hani günahı ilk, olan keçilerden bahsediyoruz. İlk metnin sonunda söyledik ama evet, kendimiz bu hafta, bu haftaki günah keçimiz Paul Tibbet. Tibbets, Eylül 1944'te çok gizli bir görevle atom bombasının uçaklardan atılabilmesi için Manhattan projesine gümüş tabak, yani Silver Plate kod adıyla danışman olarak atanır. Sınırsız yetkilerle donatılır. Emrinde binlerce personel ve en iyi 15 bombardıman uçağı vardır.
takvimler 6 Ağustos 1945'i gösterdiğinde Little Boy, yani Küçük Çocuk isimli atom bombası uçağa yüklenmiştir. Uçağın pilotu bizzat Tibet'tir ve oğul annesinin adını vermiştir bu uçağa. Sabah 8'de Japonya semalarında Hiroşima'yı görür. Şehrin üzerinde maksimum tahribat vereceği noktayı tespit eder. Saatler 08.15'i gösterdiğinde atom bombasının düşeceği kapağı açar. Bomba tam 15 saniye sonra Hiroşima'ya düşecektir. Hiroşima yaklaşık 3 aydır hiç bombardıman yapılmayan 4 şehirden biriydi ve savaştan kaçanların yoğun göç bölgesiydi. Saat 8.15 özellikle seçilmişti. İnsanların en fazla sokakta olduğu andı. Bomba düşer düşmez ilk anda 70 bin kişi buharlaştı. Sağ kalanlar birer ikişer düşüp can vermeye başladı. Kasım'a kadar geçen 2 aylık sürede 60 bin insan daha radyasyondan öldü. Sağ kalan insanlar ilk anda ölenler kadar şanslı olmadıklarını anladı. Bombadan sonraki 5 yılda 65 bin insan vücutları mutasyona uğramış şekilde dayanılmaz acılar çekerek öldü. Paul Tibbets hiçbir zaman pişmanlık duymadı. Radyasyonun etkisiyle toprak ve bitki örtüsü kavruldu, sular zehirlendi. Haftalarca kara asit yağmurları yağdı. Paul Tibbets hiçbir zaman pişmanlık duymadı. Kendisiyle yapılan röportajlardan geceleri kafasını yastığa koyup rahatça uyuduğunu her fırsatta dile getirmekten çekinmedi. Tibet, kendisinin planlayıp uyguladığı ve 250 binden fazla insanın canına mal olan bu operasyondan gurur duyduğunu hemen her yerde söyledi. Yıllarca Tibet dahil politikacılar bombanın savaş uzamasın diye atıldığını iddia etmişlerse de savaşın aslında çoktan kazanıldığını ve bombanın bu sıcak savaştan sonra başlayacak soğuk savaş düşünülerek atıldığını cümle alem biliyordu. Enola Gay uçak adı, Enola Gay uçak adı. Paul Tibbets pilottu, Paul Tibbets pilottu. Şişman adamdı biri, diğeri küçük çocuktu. Bombaların adı buydu, bombaların adı buydu. Tam 250 bin, tam 250 bin kişi. Topyekün, topyekün imha. Ve Paul Tibbets hiçbir zaman pişmanlık duymadı. Şimdi bir yerde hayatımda hiç kendimi Türkçe ifade etmedim diyorsun. Yani bir uzun bir süre herhalde Türkçe ifade etme ihtiyacı da duymadın. Bir de şiirler ilk dil olarak İngilizce yazılıyor. Bu hani minör dil, minör edebiyat meselesine de aslında biraz bizi de ilgilendiren, iki Kürdün arasında oturuyorsun farkındaysan, Türkçe konuşan. bu Metin Kaygılak'ta da işte IMC'de program yaparken minör edebiyat üzerine bir bölüm yapmıştık. Aa doğru, tamam şimdi hatırladım. Metin Kaygalak'la İmece'de program yaptınız size ve tematik bir her hafta bir şey üzerine konuşuyorduk. Evet, yani sizin gibi biz de böyle bir konu seçiyorduk. Konuğumuz olmuyordu. Bir haftaki dosyamız minör edebiyattı. Ben Tanpınar Huzurlu bölümü iyi hatırlıyorum sanırım. Onu biz de hatta geçen izledik. Ne bu minör edebiyat konusunda bu durumda seni dinliyoruz. O zaman ben başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani tamam bu kitapta çevirilere falan müdahale de etmişsiniz. Her çevirileri ben yaptım. O yaptı zaten. Ha doğru. Selahattin müdahale etti. Selahattin müdahale etti. Ben onu karıştırdım. Bir müdahale var da ne taraftan olduğunu anlamadım. Şimdi ben baktım da hani İngilizcesine de baktım, Türkçesine de baktım. Çok fazla İngilizce şiirle haşır neşir değilim ama sürekli Türkçe okumuş olmanın getirmiş olduğu bir aşinalık var ya bende. O yüzden hani Türkçeleri benim daha içeriden hissetmeme sebebi oldu belki de. Siz mesela hani bu şiirim aslında İngilizce okunsa benim için daha sahici olacak dediğiniz oldu mu? Ya da İngilizce mi okunmasını istersin? Sizin için daha sahici mi olur? Çok tuhaf bir yerde duruyorum şu anda. Tam da minör edebiyata tekabül eden bir yerde. Şimdi mesela müzikte biliyorsunuz hani majör makam, minör makam diye bir şey vardır ve o minör makam biz nedense sanki ikincil yani majörün yanındaki daha
hani dominant dilin yanındaki ikinci şey olarak görürüz. Ama müzikte öyle bir şey yok. Yani ikisi de zaten farklı damarlardan giden ve farklı belki de ruhları yansıtan. Minör daha böyle şeydir, hüzünlü vesairedir. En azından hani tabii minör makamda da çok acayip coşkulu şeyler yapılabilir ama hani öyle bir dominant dilin yanındaki minör anlamı yoktur. Ama ben şu anda tam o musikinin olduğu noktada hissediyorum kendimi. Şöyle ki, şimdi evet İngilizce yazıyorum, Türk'üm. Eskiden dediğim gibi kendimi hiç Türkçe ifade edemiyorum noktasında değilim. Çünkü kaç yıldır düz yazı olarak Türkçe yazmaya başladım. Ama şiiri ilk keşfettiğimde ve şiirle tanıştığımda ve haz almamda ve dili kullanmamda İngilizce var. Dolayısıyla bugün de mesela ben zorlasam belki Türkçe şiir yazarım. Ama aynı kıvraklık olur mu? Bence olmaz. Çünkü İngilizce'de hakikaten böyle yontabiliyorum, bükebiliyorum, kırabiliyorum, yeni kelimeler üretiyorum. Türkçe'de ben onu yapınca biraz zorlama geliyor bana ve akmıyor. O yüzden de mesela İngilizce yazıyorum ama çevirinin bu kadar zevkli olduğunu ilk defa burada yaşadım. Dolayısıyla artık bana hani o kadar yabancı gelmediğini fark ettim bu süre zarfında. İlk kitapta Güven Turan vardı. Güven Turan içinde. Vardı, Nazmi Ağıl vardı. Nazmi Ağıl vardı. Selahattin bir tane şiiri çevirmişti. Yani ilk kitapta hiç zaten müdahale etmedim. Hiçbir parçası olmadım o çeviri sürecinin. Ama sonra ikinci kitapta Nazmi ile birlikte kitabın yarısını ben çevirdim, yarısını o çevirdi. Şimdi böyle bu evolüsyonda, bu evrimde artık hani ben çeviriyorum ama çevirirken şunu fark ettim. Şimdi şiir benim, istediğimi yaparım kardeşim modundaydım. Dolayısıyla mesela İngilizceden Türkçe'ye çevirdim ama çevirdiğimde çevirirken İngilizcesine de müdahale ettim. Böyle bir olmaya devam etti evet, şiir yani. Evet, olmaya devam etti. Çok değil ama birkaç şiirde en azından çevirirken Türkçe'de öyle bir şey çıktı ki çünkü tam çevirsem çok saçma bir şey olacaktı ya da müzik kalitesini, bir şeyini kaybedecekti. Yayıncılık dedikodusu yapayım. Genelde bestseller kitaplarda öyle olur. Mesela eline bir versiyon gelir, sen onu yapmaya başlarsın edisyonunu. Bir yarısına kadar gelirsin, yeni bir versiyon gelir. Öyle mi? Yani kitap sen editörlüğünü yaparken yazılmaya devam ediyordur falan gibi bir tuhaflık var. Çok yani konuyu çok ben kısacık konuyu bir yere bağlamak istiyorum da. Şey şimdi. Ben böyle şey pimpon oyunu izler gibi. Biz karar veremedik ama yani. Susar mısın sen falan diye. Dil konusu benim üzerinde durmak istiyorum. Dilde mihman olmak bizim programın adı. Şimdi siz şey de söylediniz. Yani İngilizce'de ben istediğim şeyi yapabiliyorum. Hani kimse çok olanak veriyor bana daha doğrusu. Türkçe'de birisi anlatım bozukluğu yapamazsın söz gelimi. Ya da ne bileyim işte bir editoryal küçük bir hata yapamazsın. Çünkü sen kendi sanki dinle. Kendi evindesin. Aynen bir çocuk gibi yani nasıl ki misafirliğe gittiğinde. Ben sanırım Blanche Homme'dan bahsetmişti. Hani dilde misafir olmak onun biraz da tabiri. O buna benzer bir şeylerden söz ediyordu. Hani bir dilin içine girdiğinde, sonradan öğrendiğin bir dilin içine girdiğinde aslında biraz serbest bir alanın oluyor. Ve rahatsın. Mesela, çünkü seni kimse zapturapt altına almayacak. Çok ve sen istediğini yapıyorsun. Mesela hatırlıyorum Beckett'in bir röportajını okumuştum. Çünkü Beckett bazı oyunlarını Fransızca yazmış. Mesela Godot'u beklerken Fransızca yazıyor. Sonuçta Beckett İrlandalı bir adam. Takdir edersiniz ki İngilizceye hakim gayet rahat ama Fransızca yazarken bambaşka bir yere gidiyor. Rilke keza öyle. O da mesela Fransızca ile flört ediyor bir dönem. Oscar Wilde bile acayip şeyler yapıyor. Latince, Fransızca bir şeyler Nabokov yazıyor. Nabokov yapıyor İngilizce ile Rusça. Proust yani yapıyor. Hepsinde böyle dillerle oyun var. Belki de Latin dilleri olmasının getirdiği bir rahatlık da var. Ama hani kimsenin çıkıp da Beckett sen ne hakla Fransızca yazarsın, İngilizce senin ana dilin dediğini düşünmüyorum. Burada tuhaf bir sen bizim dilimizi beğenmiyor musun tarzında bir tavırla karşılaştım. Ben yıllardır karşılaşıyorum. Tabii ki bu kadar ilkelce söylenmedi ama yapılan kimi röportajlarda niye Türkçe yazmıyorsun gibi bir serzeniş geliyor ister istemez. Bize de niye Kürtçe yazmıyorsunuz diye soruyorlar ama. Biz bir de daha fena bir
siyasi, yani üzerinde gereksiz politik yük olan bir yerden konuşuyoruz yani. Her yerde var o ya, vardır, bence. Vardır. Yani ama işin güzel tarafı, son olarak şunu söyleyeyim. Ya yani bu misafir olma meselesinde, ya misafirlik güzel bir şeydir ve farklı diller gerçekten, yani ben her dilin, bu çok klişe gelebilir size ama her dilin farklı bir pencere açtığını ve inanılmaz yerlere götürdüğünü düşünüyorum. Mesela ben hani üniversitenin ilk yıllarında Fransızcayı çok seviyordum, kullanıyordum ve Fransızca yazıyordum ve şiir çevirisi yapıyordum. Ve daha işte hani lise sonlarda falan Rambo'yu keşfettiğim için benim şiirimi acayip etkilemişti ve hani birazcık ona benzeyen şeyler yapmaya çalışıyordum. Şimdi bakınca onu görüyorum. O zaman öyle düşünmüyordum tabii. Ama mesela Fransızca yazınca bambaşka bir şair oluyorsun. İngilizce yazınca bambaşka oluyorsun. Türkçe ile uğraşınca çok gerçekten bambaşka şiirler yazıyorsun. Yani şiirin ritmini, formunu, ruhun her şeyini değiştiriyor dil. Günlüğü hangi dilde tutuyorsun? İngilizce. Hep İngilizce, başından beri. Çok küçük yaştan beri bir günlük olduğu bilgisi var bende. Evet. Hep İngilizce miydi o? Evet. 5 yaşından beri var. Onları ne yapacağımı da bilmiyorum Sait. Çünkü yani şu anda böyle devasa... İngilizce bilmiyor Sait. O yani ben ilgilenebilirim onlardan. Hayır ama ben ciddi bir noktada yaksam mı etsem mi falan. Çünkü bunlar şey değil. Ya yani ben bir analistin falan olma iddiasında değilim. Günlükler belki geleceğin vaka nüvisi ya da sosyal tarihçisi için enteresan nüveler verebilir. Hani sonuçta her gün yazıyorum ve dediğim gibi dolaplar dolusu günlük var. Ama hani edebi değeri olduğunu düşünmüyorum. Benim için biraz not defteri mahiyetinde de. Çünkü orada bir şeyler karalıyorum. Mesela bugün gelmeden önce yani çok acayip bir kitap okumaya başlamıştım. O beni bambaşka... Röntgen'i bilir misiniz şair? Konuştuk sanırım. Adı geçtiğini hatırlıyorum ama bir evrak hatırlamıyorum. Ya Theodor Röntgen, babası bir serada çalışmış ve ya Amerikan şairi. İşte 1940'larda, 50'lerde çok acayip şiirler yazıyor. Onun bir işte toplu şiirleri çıkmış, onu okuyordum. Ya şimdi adam böyle o kadar sürekli bir nebati gönderme yapıyor ki, sözlüklere falan açıp baktım. Çünkü acayip bitki isimleri falan biyolojik çıkıyor. Biyolojik terimleri, sözlükleri. Yani ama o kadar güzel, yaşlı bir kadının şiirini okudum mesela. İnanılmazdı. Dolayısıyla mesela şimdi bugünkü o günlüğe girdiğimde, sevgili günlük, bugün Celal Şengör şunu dedi diye girmiyorum yani. O tür şeyleri... Kaka yemek işkence değilmiş meyve falan dedi. Evet, öyle o yüzden hani o tür zırvalıklara girmiyorum. Benim girdiğim mesela, hani çok sinirim bozulursa oraya da bir şeyler herhalde kusabilirim ama... O yüzden not defteri gibi aslında onlar. Eyvallah. Bir de kurabiye yeri gibi Proust okumaktan bahsetmiştiniz. Ben bu çok hoşuma gitti o çünkü. Evet, doğru, biz iki gündür öyle dolanıyoruz. Çünkü gelirken canım kurabiye çekti. Şu bir tane Yazarlar ve Kütüphaneleri diye bir var ya. Benim evime gelmişlerdi. Evet, orada kurabiye yer gibi bazen canım Proust okumak çekiyor diyorsun. Biz onu iki gündür söylüyor. Bana kendi kendimize söylüyoruz yani kurabiye yer gibi çok... Proust okumak. Ya, gerçekten Proust'u ben şimdi yıllardır başucumda 6 volüm durur. Gerçi mesela bazı yayın evleri 7 işte 7 yapar, bazıları 5 yapar falan, kalınlığına göre değişir onun. Ama işte o benim başucumda onlar duruyorlar. Hiçbir zaman, ne yalan söyleyeyim, baştan sona okumadım. Zaten hani bayağı zor olsa gerek öyle bir şey. Nitekim mesela Müsil'in niteliksiz adam diye çevrildi. Evet. O da başucumda durur. Onu da hiçbir zaman baştan ben sona okumadım. Ben de baştan sona okumadım. Hiç. Onun yani tekniği şöyledir, ben söyleyeyim size. Şimdi kurabiye okur gibi. Tabii o fal bakılır. Okuyucular arasında hafız vardır. Hafız falı işte. Evet, hafız falı yapılır onda. Açılır işte bir yarım şimdi saat okulur. O zaman okulur, soru ondan geldi. Sonra tekrar bırakılır. Calvino'nun Bir Kış Gecesi'nde eğer bir yolcusu mu? Yoksa ne demişiz? Proust'un Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesi'nde mi? Çok gafil avladınız beni, çok zor. Çünkü niye biliyor musun? Şimdi bir, özellikle bu kitapla da ilişkilendireceğim. Proust'un özellikle o anneanne figürüyle ilişkisi, işte kurabiye oradan geliyor zaten. Sürekli bir hani kendisinin arkeolojisini yapma durumu çok hoşuma gidiyor. Ve o derinlik ve o bana göre devasa bir şiir zaten o. Çok kolay yutulur şeyler değil ama inanılmaz bir tat bırakıyor.
Ama Calvino, ya başka bir yazar deseydim bu kadar zorlanmazdım. Çalıştık da sordum. Ya itiraf edeyim, Calvino'nun en sevdiğim kitabı değil o. Yani mesela Görünmez Kentler diye mi çevirdiler? Invisible Cities. Ben bozdum. Önce ben Görünmez Kentler yazdım. Çünkü aynı kategori değil Süleyman, dedim. Hani haksızlık senin de Süleyman aynı siklette olması lazım kitaplara. İkisi siklet ben Görünmez Kentler yazmıştım. Bak gördün mü? Ama siklet söz konusu yani şimdi. Beni ilgilendirmez. Ama işte orada o işte Calvino'nun kitabını bir master dersinde okumuştuk. Metafiksiyon diye bir dersti. Ya da meta kurgu diyelim ona. Çünkü hatırlarsanız kitap şöyle başlıyor. İşte Calvino adlı yazar bu kitabı şöyle yazmıştır falan diye. Dolayısıyla birazdan onu okuyacaksınız. İşte Arkanza Yastan'ın televizyon sesi geliyordur, onu kapatın kısın. Yani bir hani tanrı ilah yazar size yukarıdan sesleniyor gibi değil. Yazar zaten bunun bir kurgu olduğunu bas bas bağırıyor. Bu da yani metafiksiyon oluyor. Eleştiri gibi yani meta metin yaratmak. Bir yani. De şey güzel hani kitap boyunca Calvino'nun kitabını görmüyoruz aslında. Hani yanlış kitabı okuyorum dedim, ben şu kitabı değiştireyim falan diyor. Bizim şenliğimiz biraz devam ediyor. Hep böyle laf yarım kalıyor ama olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi küçük kurabiyeler dağıtıyoruz. Sana küçük kurabiyeler soracağım. Üçer kurabiye hediye edeceğimiz teke zortlatması bölümüne geçiyoruz. Hiç yolda kaldım. Hiç yolda sorularımı kaybettim de o arada neyse ezbere biliyorum. Hiç yolda kaldın mı? Kaldım. Mahsur kaldın mı yani? Kaldım. Nerede? Nerede? Şöyle, bu yaz hayatımın en korkutucu yolculuklarından bir tanesiydi. Karadeniz'de işte bir uzun göle gitmeye çalışıyorduk. Gel gör ki bir yola saptık. O geçtiğimiz sene dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiş bir yol. Şeytan yolu galiba ismi. Ölüm yolu ya da unuttum şimdi tam olarak. Tövbe estağfurullah yolu bence. Ya yani. Hayatımda böyle bir şey görmedim. 1915'te Rus askerler tarafından yapılmış. Bildikleri bir şey vardır. Yani öyle yani aşağısı uçurum. Yukarısı olduğu için sis yani bir metre öteni göremiyorsun. Yani, görüntü yönetmenimiz arabayı kullanıyordu. Hangi film? Film değil, bir belgesel gibi bir program çektik, Memleket Hikayeleri diye. Hı hı. İşte Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri. Ondan feyiz alarak böyle ülkenin dört bir tarafını gezdik ve her bölgenin işte benim kafaya taktığım bazı konular vardı. Bulduğumuz insanlarla röportaj yaptık falan. Neyse işte o yolda yani önümüzde araba varken birazcık bir şey görüyorduk ama öyle bir noktaya geldik ki öndeki uçurmuş. Araba gitti. Aşağısı uçurum, göremiyorsun. Yönetmenimiz Murat'ın dizleri titremeye başladı. Gerçekten öyle. Çünkü hayat, yani dünyanın en tehlikeli yolu boş boşuna seçilmemiş. Gerçekten korkunç bir şeydi. Orada kaldık ve İçinden zorluk çıktı hikayenin. Normalde kaç kilo? 18 kilometre mi? 20 kilometre mi? Azıcık bir şey 4 saatte yaptık. Allah bağışlamış. Hı. Yani vallahi geçmiş olsun. Hiç kuzu sevdiniz mi peki? Ah, evet ve İlk şiirimi de bir kuzu yüzünden yazmıştım. 6 ya da 7 yaşındaydım. Keçi sevdiniz mi diyecektim. Süleyman ya. Niye kuzu geldiyse kafam karıştı. Keçi de sevdim. Ben niye kuzu dedim ki? Ama demek keçi ki ya. İlk şiirin kuzu üzerine yazılacağını söyleyeceği varmış. Yani bu kitapta değil tabii beni de. Beni manipüle ettiniz şu an. 6 ya da 7 yaşında yazdım. Yok onlar çıkmadı daha. Yani çocukken yazdığım çocukken, şiir. Şöyle olmuştu. Yani ilk şiirim gerçekten hayatımda yazdığım ilk şiir. Öyle ilk şiir anladım. Ete bırakmam. Müsebbip olan şiirde. Çünkü işte göl başındaydık. Ben bütün gün kuzularla oynamıştım. Evet 6 yaşında olduğunu düşünüyorum. Ya 6-7 o civarda. Bütün gün onlarla oynadık. Sonra onların yenildiğini öğrendim ben. Yani galibiyetin zıttı olan yenilmek değil, yenilmek. Yenilir. Evet yani anladım. Hapur hapur yenilmek. Bu arada şey şok, Pelin Batu ilk şiirini okuyacak falan diye. Bu hayatta yazdığı ilk şiirinden söz ediyor. O şiir kim bilir, o defterleri bulmak lazım. Eminim bir yerlerde duruyordur o. Kuzuya
Kuzuya övgü. Kuzuya Mersiye gibi Mersiye bir şey. Mersiye mi? Mersiye diyecektim de yarı yoldan vazgeçtim. Onun gibi bir şey yani sonuçta eminim çok ilkel bir şeydir. 6 yaşında bir çocuk ne yazdıysa ama ya ben çok üzülmüştüm ve kuzuyla ilgili bir şiir yazmıştım ve çok güzel ondan bir sonra... kuzulu türkü var. Neydi? Hatırlayamayacağım şimdi. Umut etmek ne demek peki? Umut etmek herhalde yaşamayı istemek ve her zaman yeni bir şey olacağını düşünmek. Bilmiyorum yani hep son zamanlarda şey düşünüyorum. Demek ki dibi görmemişiz. Onun tam zıttı umut etmek oluyor. Eyvallah. Işık. Peki mutsuz olduğunuz anlarda kendinizi nasıl yatıştırırsınız? Böyle yürüyüş, bir yöntem var mı? Yürüyüş bana çok iyi gelir. Yani ben kendimi en iyi hissettiğim zaman mesela varsa etrafımda bir park ya da bir ormanda yürüyüşe gitmek isterim. Bu felsefe eğitiminden gelmiyor değil mi? Çünkü böyle bir peripatetiklik bir şey var ya. Yani bilmiyorum ama felsefe okurken gerçekten de mesela Goethe'de falan da bu çok varmış. Wordsworth'de de öyle yani saatlerce yürüyüp yürüyüp yürüyüp. Zihin açan bir şey. Kant'ta var işte en meşhur. Heidegger'de falan da var. Evet, i̇şte, yani çok... Profesör Kant geçiyor diye saati ayarlıyorlarmış ya. Hani 12'yi 1 geçiyor o esnada ya, falan. Bilmiyordum o zaman. Yıllarca tabii. Hep aynı yolları aynı dakikalarda aynen. Yürümüş çünkü sapık. O yüzden millet o geçerken Profesör Kant geçiyor saatlerinizi ayarlayın falan diyormuş yani çok hakikaten. Ya, yürüyüş çok iyi geliyor. Su çok iyi geliyor. Su. Su. Yani bir... Özellikle göl meraklısıyım ben. Bir göl bulabiliyorsam ama o her zaman olmuyor ve çok daha nadir oluyor ama gölü düşünmek bile bana iyi gelir. Yeşil, böyle hiçbir şeyin kıpırdamadığı, ölümü çağrıştıran göller. Telefonsuz zamanlara dair ne hatırlıyorsun peki? Ben uzun yıllar cep telefonu kullanmadım. Ama annem beni sürekli merak eden ve benim adıma korkan bir kadın olduğu için... Arkadaşı, hatta Işık Yenersu'ydu. Hmm. Işık anneme 1980'lerden dev bir telefon verdi. O eski filmlerden belki hatırlarsanız cep telefonu geliyor ama böyle kocaman bir kutusuyla geliyor böyle. Taşıyorsun, bayağı da ağır bir şey. Bizde yıllarca vardı o. Bir ama, iki defa üzerime düşürmüştüm hatta. Ama evde kullandın tabii, mı? Tabii evde kullandığımız. Yani dışarı götürdün mü? Hayır. Yok, tamam, işte, onun bahsettiği başka. Hayır, işte o maalesef ben o kutuyu annemin zoruyla dışarı götürdüm. Çünkü merak ediyor beni. Kullanmayacağım cep telefonu diyorum. Böyle bir şey kucağımda bulmuş oldum. Şimdi, araba telefonları gibi. Araba telefonu gibi. O kadar büyük ve ağır ki şöyle bir şey. Şimdi bir arkadaşımla buluştum. Hatta galiba Pera Palas'ta mıydı neydi? Derken telefon çaldı. Şimdi o kadar utanıyorum ki o telefonu çıkarmaya. Böyle zaten kocaman çantanın içinde taşıyorum. Çıkardım ve arkadaşım şaşırdı falan. Herkes minicik telefonlar kullanıyor. Ben böyle. Ben bir selfie çekmek istiyorum. Sanki Dünya Savaşı zamanından kalma telefonla. Yandaki çadıra girip falan. Bir şey hatırlamıyorum. Yani utandığımı hatırlıyorum sanki. Peki yani. Korkmanın karşılığı ne sizde? Hareket edememe. Ya da sessizlik. Ya korku bence en büyük silah. İnsanlar hep böyle vahşetten, bombalardan, işte bıçaktan, ya fiziksel böyle bir şeyden bahseder. Tehditten bahseder ama ya bence hiçbir şey olmadan korkutmak, yani bir nosyonla korkutmak daha korkunç. İnsan o zaman işte otosansürde görür, hı hı. Sesinin kısıldığını, o Münk'ün meşhur resmi vardır ya, o çığlık. Aynen onun içerideki değişik ya çığlıklarını yaşarsın. Ben Munt diyordum buna, cahillik ediyormuşum değil mi? Münk diye mi okunuyorum? Yani ben İngilizce'de Münk diye telaffuz ediliyor. Ha. Norveççe... Munch diye okuyanlar da var. Ben öyle okuyorum ama kimden duydum? Edward Münk diye biliyorum ben. Tamam, bundan sonra o zaman... Ama bir Norveççe bilen birisi varsa ona danışmanız daha iyi olur bence. İki sene Kayt'ın ismini karıştırdılar Fenerbahçe'ye. Ha, Kuyt, Kayt... Bir türlü anlaşamıyor. Doğru. Bu millet okumuş. Neymiş? O da Kuyt'tü. Kuyt diyorlar ya. Bana anlaşamıyoruz farkındaysan. Dillerden girip gitti. Ondan sonra böyle her şeye kadar, köyte kadar gittik. Allah
Peki Türkiye hakikaten bu övüldüğü gibi çok kültürlü bir yer mi? Bilmiyorum. Çünkü şöyle, mesela dedim ya, bu yaz yollardaydım. Yani işte ilk Urfa'dan başladım. Beni Türkiye'de en çok etkileyen yer Urfa olmuştur, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'den programa start verdik. Ege'de bitirdik. Dolayısıyla böyle güney, kuzey, doğu, batı bayağı bir yer gezdik. Şimdi bir taraftan hani birebir insanlarla konuşunca ah ne güzel ülkem diyorsun. Bir taraftan içim parçalanıyor çünkü yani kağıt üzerinde durduğundan çok daha kötü bir durumda olduğumuzu görüyorsun. Pek çok konuda kadın meselesi, eğitim meselesi, yani zaten program süresi bitmez bunları konuşmaya. Evet, bir misafirperverlik ve çok kültürlük vesaire bir şey görüyorsun. Ama işin tuhaf tarafı bir İngilizce'de bir terim var, convenient forgetting gibi, yani bir işe gelir unutkanlık gibi bir şey. Şimdi bir istedikleri şeyleri çok üstünü çok güzel kapatıyorlar. Mesela bu 1915 meselesinde çok çıkar. Şimdi her zaman işte onlar da bizi kesti, onlar da şunu yaptı falan edebiyatı olur. Ve evet, hani o döneme gidersek çok büyük trajediler yaşanmıştır iki tarafta. Ama öyle bir şey olur ki hani kendi yaptıklarınız üstü kapatılır ve sadece işte tecavüz edilen Türk kadınlarının tragediyası ortaya konulur. Ama madalyonun öteki tarafı da var. Öteki tarafı duyulmak istenmez. Soykırım kelimesi telaffuz edildiğinde bomba patlar ve sen vatan haini ilan edilirsin. Dolayısıyla bence bu hani birazcık kazıyınca evet ve birebir konuşunca güzel şeyler çıkıyor. Ama bütün olarak bakınca o kadar çok travma var ve o kadar hani yüzleşemeyen bir toplum var ki, yüzleşme olmayınca da yani çok kültürlü ya da onun zenginliğinin keyfine aslında varmak olmuyor. Aslında yani, o travmalar. Başka somut bir örnek. Bu yaz yine mesela Yunanistan'a gittim. Şimdi inanılmaz bir Bizans Müzesi var Atina'da. Şimdi bizim ülkede bir tane bile Bizans Müzesi yok. Ve düşünüyorsun, Konstantinopolis başkent, burası Bizantium, burası ve sen hani 600 yıl boyunca bir imparatorluk olmuş, bir 600 yıldan daha fazla bir imparatorluğun şu kadarcık bile bir merkez yapmıyorsun, müze yapmıyorsun. Ya bunun hani bırak milliyetçiliği vesaire, zenginliğinden oportunistçe bile istifade edemiyorsun. Yani buradan turizm yalnız. Kitle yarın yağmalasa ne diyeceğiz? Yani çünkü öyle bir kitle beni duymadınız ama program bitiyor. Kötü bir haberim var. Son 3 dakika kalmış. Niye böyle oldu bilmiyorum ama gene bitiverdi program hakikaten. Yalnız her hafta böyle cenaze haberi yetiştirir gibi bunu bana söylüyorsun. Yani. Ama ne yapayım yani, çünkü o sırada bir muhabbet oluyor ve genelde sen ediyorsun o muhabbeti o esnada. Ben de hani son 3 dakika hani kaldı diye ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Levazımatçı değilim yani. Sevmiyorum da öyle bu haberi vermek. Sen o zaman son soruyu sor ve kapatalım. Yapacak bir şey yok. Ya da istiyorsan ben sorayım. Son soruyu ne sorayım? O zaman en sevdiğim soruyu sorayım. Ve bitti. Ne programı? Süleyman sorularına bakarken. Lewis Carroll'u söylemek istiyordum. Şimdi sinemada çok fazla Alice Harikalar Diyarı'nın şey var, uyarlaması evet. Var. Hani ben bu uyarlamayı çok seviyorum. Dediğiniz bir uyarlama varsa söyleyin bana, ben de izlemek istiyorum. Tim Burton ki mesela çok severim. Tim ama o, ya hiç sevmedim mesela onun Alice Harikalar Diyarı'ndasını. Sevdiğiniz bir tane yok mu peki? Yok. Jan Schwarzmayer'in falan. Ya, ismini yanlış telaffuz edebilir miyim? Zaten Çek, bir de siz de oraya gittiniz. O yüzden o konuda çok baktım. Ama Çek'se ben de hiç öğrenemedim. Tek öğrendiğim kelime orada, daha doğrusu hatırladım, Zimbrizlina. Dondurma demek. Dünyanın en güzel dondurmaları oradaydı. Of, Türkçe öyle böyle değil. Türkçe bir kelime biliyor musun hiç? Yani işte mesela iyi günler. Rojbaş. Rojbaş. Hatta bir filmde. Şimdi Türkçe bir kelime geçiyor arkamızdan. Evin, aşk. Bir de Ronak'sa. Aşk mı demek? Ronak Türkçeydi. O da Türkçe.
Ronak mı? Neydi? Yok, Revnak, Revnak. Farsça. Ama Ronak diye de hani yok, o başka ama. Ronayı güneş gibi anlamlara işte, geliyor Türkçe'de de. Ama programı yiyoruz şu anda. Mesela isimlerden biliyorum. Mesela Baran'ın bunun gibi. Çünkü insanlar hep sorarım senin ismin ne anlama geliyor. Onlar aklımda kalmıştır. Bitti süremiz. Bitti. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Pelin Batu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta renk kattı. Sağ olsun hem dilimize hem de stüdyomuza mihman oldu. Bu haftalık bizden bu kadar. Sizi Keçi Burcu'nda seviyoruz. Periskop'la devam edeceğiz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.